Merhaba kıymetli gençler. Bugün 11. sınıfın 2. ünitesine bir başlangıç yapma gereği duydum. gazlar öncelikle tabii ki 9. sınıfta gazların genel özelliklerini biz anlatıyoruz detaylı bir şekilde. ama tabii ki şimdi başlamadan önce gazların genel özelliklerine yine bir göz atmak gerekir. Gazların genel özellikleri maddenin en düzensiz hali gaz halidir. Gaz molekülleri birbirlerinden uzaktırlar. Aralarında boşluklar çoktur. Birbirlerinden bağımsız ve hızlı bir hareket söz konusudur. Şöyle sembolize edebiliriz. Birbirlerinden bağımsız bir şekilde sağa sola o tarafa bu tarafa arada da, da boşluk çok olduğu için e, hızlı bir şekilde hareket etmektedirler. Tanecikler arası çekim kuvvetleri katı ve sıvılara göre oldukça azdır. Yani yok denecek kadar az bir çekim kuvveti vardır. E bunları gaz molekülleri olarak düşünürsek aralarındaki boşluk fazla olduğu için birbirlerine yapmış oldukları etkileşim son derece zayıf bir etkileşimdir. Yok denecek kadar azdır. Gazlar bulundukları kabı tamamen doldururlar. Kabın hacmini de şeklini de alırlar. Kendilerine ait belli bir hacimleri ve belli bir şekilleri yoktur. Şimdi gazların hacmi yoktur diyemiyoruz. Gazların elbette ki hacmi vardır. Gazlar tabii ki uzayda yer kaplarlar. Hacimleri vardır. Ancak belli bir hacimleri yani sabit bir hacimleri yoktur. Hacimleri değişkendir. Hangi kaba konulurlarsa o kabın hacmini tamamen doldurmakta, o kabın hacmini almaktadırlar. Mesela gaz molekülleri gözle görülüyor olsaydı bir kabın içerisinde bu şekilde kabın her yerine eşit miktarda dağıldıkları, homojen olarak dağıldıkları, kabın hacmini ve kabın şeklini aldıkları görülürdü kıymetli gençler. Gaz molekülleri arasında boşluk çok olduğu için gazlar sıkıştırılabilirler ve düşük sıcaklıklarda üzerine de yüksek bir basınç uygulanarak sıvılaştırılabilirler. Sıcaklığı düşüreceksin ki sıvıya dönüşsünler ya da üzerlerine ciddi bir basınç uygulayacaksın ki gaz molekülleri birbirlerine yaklaşarak sıvılaşabilsinler. Bakalım hemen şurada hareketli bir pistonumuzun olduğunu düşünelim. İçinde de bir gaz moleküllerinin bulunduğunu düşünelim ya da gaz atomlarının bulunduğunu düşünelim. Ee, biz pistonu iteklediğimiz zaman ne olacak? Aradaki boşluklar azalacak. Gaz molekülleri birbirine yaklaşacak. Pistonu biraz daha iteklediğimiz zaman e, yine aradaki boşluklar azalacak ve gaz tanecikleri birbirlerine ne yapacaklar? Yaklaşacaklar. Yani kısacası gazların arasındaki boşluklar çok fazla olduğu için gazlar sıkıştırılabilirler. Ve basınç belli bir dereceyi geçerse artık yani belli bir miktarı geçerse e, sıcaklıkta eğer düşükse gazların sıvıya dönüşebileceğini de ne yapabiliriz? Basınç etkisiyle sıvıya dönüşebileceklerini söyleyebiliriz. Bakalım şuradan. Evet gazlar birbirleriyle her oranda karışarak homojen karışım yapabilirler. Dolayısıyla gaz gaz karışımları her zaman homojen karışımdır. Havaya baktığımız zaman havada birçok gazı içerisinde bulunduran bir karışımdır. Ancak homojendir. Her yerinde özelliği aynıdır. Dolayısıyla gazlar birbirlerine karıştırıldıkları zaman her zaman homojen karışım yapıyorlar. Gaz gaz karışımları her zaman homojendir diyoruz bu sebeple. Gaz tanecikleri öteleme hareketi, dönme hareketi ya da titreşim hareketi yapabilirler. Arada boşluk çok olduğu için serbestçe öteleme, dönme ve titreşim hareketleri yapmaktadırlar. Gazlarda yine boşluk çok olduğu için katı ve sıvılara göre yoğunlukları tabii ki daha azdır. Çünkü gaz tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunmaktadır. Gaz taneciklerinin kapladığı hacim boşluğun hacminin yanında ihmal edilebilecek kadar azdır. Gazlar aynı zamanda akışkandır. Mesela bir balon patladığında, ufak bir delik bulduğunda gazın oradan çıkış yaptığını görebiliyoruz. Buradan da gazların akışkan olduğunu anlamaktayız. Gaz tanecikleri birbirleriyle ve kabın kenarıyla esnek bir takım çarpışmalar yaparlar. Demek ki kapalı bir kapta bulunan gaz taneciklerinin birbirleriyle ve kabın çeperiyle yapmış olduğu çarpışmalar esnek çarpışmalardır. Bu sebeple de hızları ve yönleri değişse bile ortalama hız ve ortalama ıı, durum ne yapmamakta değişmemektedir. Ortalama hız değişmemektedir. Aynı kalmaktadır. Aynı sıcaklıktaki gazların ortalama kinetik enerjileri de aynıdır. Zaten sıcaklık ortalama kinetik enerjinin ölçülmüş halidir. Dolayısıyla aynı sıcaklıktaki gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşit olmaktadır kıymetli gençler. Gazlar aynı zamanda genleşirler. Burada yazmamışız ama gazlar için genleşme katsayısı ayırt edici bir özellik değildir. Çünkü gazlar sıcaklık değişimiyle aynı miktarda genleşmektedirler. O yüzden genleşme katsayısı gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Gaz yasalarına geçecek olursak gazların davranışlarını açıklamak için kullanılan yasalara gaz yasaları diyoruz. Tabi e, tabii ki bu davranışları açıklarken basınç, hacim ve sıcaklık gibi bir takım özellikler kullanılmaktadır. İşte basınç, hacim ve sıcaklık özelliklerini açıklayarak gazların davranışlarını açıklamaya çalışan yasalara biz gaz yasaları adını vermekteyiz. Bugünkü dersimizde gaz yasalar yasalarından ilk bulunanı Boyle yasasını ya da Boyle-Mariotte yasası olarak geçen basınç-hacim ilişkisini anlatan Boyle yasasını işleyeceğiz. 1662 yılında Robert Boyle gazlarla ilgili yapmış olduğu deneylerde bir gazın üzerine uygulanan basınç arttığında, gazın üzerine uygulanan basınç arttığında Hacminin küçüldüğünü tespit etmiştir. Basınç azaltıldığında ise hacmin büyüdüğünü gözlemlemiştir. Şurada şekil ifade edecek olursak şurada belli bir miktar gazımız var. Bu gazımız V hacmini kaplıyor. Üzerine de 1 P'lik bir basınç uygulanıyor. E, gazın miktarı sabit olsun 0 santigrat derecede ve 1 mol gazımız olsun. Gazın miktarı ve sıcaklığı değişmemek koşuluyla gazın üzerindeki basıncı artırıyoruz hareketli piston aracılığıyla 2P'lik bir basınç uyguladığımızda hemen bir sıkışma gözleniyor. Gaz tanecikleri birbirine yaklaşıyor basıncın etkisiyle ve hacim yarıya iniyor. Yani basınç 2 katına çıkınca hacim yarıya düşmüş oluyor. Daha sonra basıncı daha da artırırsak 4P yaparsak o zaman da hacmin başlangıç hacmine göre 4 katı azaldığını ve V bölü 4 olduğunu gözlemlemekteyiz kıymetli gençler. O zaman deney verilerimizi eğer yazacak olursak birinci durumda basıncımız 1P idi hacmimiz V idi. İkinci durumda basıncımız 2P oldu hacmimiz ise yarıya düştü V bölü 2 oldu. Üçüncü durumda basıncımız 4P oldu hacmimiz ise V bölü 4 oldu. Yani kısacası basınç giderek artarken hacim giderek azaldı ve orantılı bir şekilde azaldı. Bunu da eğer grafiğe dökecek olursak, şu şekilde basınç hacim grafiğine dökecek olursak, bu taraf basıncı göstersin, bu taraf hacmi göstersin. Basıncımız P iken hacmimiz V Basıncımız 2P olduğunda hacmimiz V bölü 2 oldu, yarıya düştü. Basıncımız 4P olduğunda ise hacmimiz V bölü 4'e düştü. Dolayısıyla grafiği birleştirdiğimde şöyle bir grafik elde etmiş oluyorum. Bu grafik bana basınçla hacmin birbiriyle ters orantılı olarak değiştiğini göstermektedir. Basınç arttıkça hacim azalmaktadır. Birinci deneyde basınç ve hacmin çarpımını P çarpı V buldum. İkinci deneyimde ise şuradan görüldüğü gibi 2P çarpı V bölü 2 buldum. 2P çarpı V bölü 2 ikiler birbirini yok etti. Yine P çarpı V kaldı. Üçüncü deneyde bulduğum verileri yerine koyduğumda 4P basıncımız V bölü 4 ise hacmimiz oldu. İkisini çarptığımda dörtler birbirini yok etti. Üçüncü deneyde yine e, hacim basınç çarpımını P çarpı V buldum. Üç deneyin sonucu da aynı sonucu verdi. P çarpı V'nin sabit olduğunu gördüm. Sıcaklık ve mol sayısı değişmemek koşuluyla. Hemen şuradan yazıyoruz. P çarpı V eşittir sabit bir sayıdır. E, ve ona da K diyecek olursak eğer buradan şu sonuç çıktı. E, basınç ve hacim birbiriyle ters orantılıdır. E, 1 bölü V yazacak olursak fakat doğru orantılı olurlar. Basınç 1 bölü V ile doğru orantılıdır. Ya da hacim 1 bölü P ile doğru orantılıdır. Bu da şu anlama gelmektedir. Basınçla hacim ters orantılıdır. Hacimle basınç ters orantılıdır anlamına gelmektedir. Bir arttıkça diğerini ne yapmaktadır? Azalmaktadır. Yani basınç ve hacim ters orantılıdır. Biri artarken diğeri azalmaktadır kıymetli gençler. Bunu da P1 bölü V şeklinde orantılı 1 bölü V şeklinde gösteriyoruz kıymetli gençler. Her üç deneyde de görüldüğü üzere sıcaklığı ve miktarı sabit olan bir gaza basınç uygulandığında P çarpı V değeri sabit kalmaktadır. O zaman biz sorularımızı çözerken P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 şeklinde yapabiliriz. P3 V3 olsa yine bunlara eşitleyebiliriz. Yeter ki sıcaklık ve basın, sıcaklık ve mol sayısı sabit kalmış olsun. Hemen bu konuyla ilgili bir tane soru çözelim. Diyor ki 0 santigrat derecede 4 mol gaz P basıncı altında V hacim kaplamaktadır. Basınç 4P yapılırsa gazın hacmi kaç V olur? Ee, görüldüğü gibi 0 santigrat derece 4 mol. Bunlar sabit sayılar. Ee, ne yapıyorum hemen? P ile V'yi çarparak ikinci duruma eşitliyorum. Yazıyorum P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2. Birinci durumda basıncım P idi. Hacmin V İkinci durumda ise basınç 4P'ye çıkarılmış. 4P çarpı V2 henüz belli değil. Bunu bulmaya çalışacağım. Ee, dolayısıyla bilinenler P çarpı v Bölü 4P bu tarafa attım V2'yi bulabilmek için. V2 eşittir. P'ler birbirini yok ettiğinde V bölü 4 çıktı. O zaman eğer ki basınç 4 katına çıkarılırsa hacim ne yapar? 4 kat azalır kıymetli gençler. Başka bir soru bakalım şuradan. Bu sorumuzda da diyor ki 200 mm civa basınçta 20 litre hacim kaplayan bir gaz. Aynı sıcaklıkta 800 mm civa basınçta kaç litre hacim kaplar diye sormuş. Birinci durumda basıncı vermiş 800 mm civa. İkinci durumdaki basınç ise pardon birinci durumda 200 mm civa ikinci durumda ise 800 mm civa birinci durumda hacim 20 litre ikinci durumdaki hacim bilinmiyor ve bizden onu bulmamızı istiyor. Hemen yazıyoruz P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 birinci durumun basıncı 200 hacmi 20 ikinci durumun basıncı 800 hacmi bilinmiyor e, denkleme göre V2'yi çekersek 200 çarpı 20 bölü 800'den 5 litre hacim kaplayacağını bulmuş oluruz kıymetli gençler. Şuradan da bir takım grafiklere bakmanızı istiyorum sizlerden ee, kıymetli gençler. Eğer ki biraz önce dedik P ile V orantılı yapılırsa şu grafiği elde ederiz. Ee, hacimle basınç birbiriyle ters orantılı olduğu için biri artarken diğeri azaldığı için basınçla hacim eğer grafik edilirse bu grafik elde edilir. Fakat eğer basınçla 1 bölü V ya da hacimle 1 bölü P grafik edilirse ne dedik? Kendisiyle ters orantılı ancak 1 bölü V yazarsak o zaman doğru orantılı olmuş olur. Dolayısıyla o zaman da doğru orantı çizgisini elde etmiş oluruz. Eğer basınç 1 bölü V ile grafik edilirse o zaman şu şekilde doğru orantıyı gösteren bir grafik elde etmiş oluruz. Dediğim gibi 1 bölü V ile grafik edilirse çünkü V'nin kendisiyle grafik edilirse şu şekilde eğri bir grafik bulacağız. Fakat 1 bölü V ile edildiğinde düz bir grafik bulmuş oluyoruz. Eğer ki P çarpı V değeri sorulursa mol sayısı sabitken sıcaklık da sabitken P değişirken P artırılsa bile hacim azalacağı için P çarpı V değeri değişmeyecektir. Dolayısıyla de basınca karşı P çarpı V değeri grafik edilirse P çarpı V değeri biraz önce de söylediğimiz gibi bir K sabitine eşit olmaktadır. Değişmemektedir. Dolayısıyla düz bir çizgi ne yaparız? Elde ederiz. Kıymetli gençler eğer ki basınca ya da hacme karşı P çarpı V grafiğini soracak olursa. Daha sonra şuraya bakalım. Burada da yine P ile V arasındaki grafiği vermiş. Ters orantılı olduğunu da göstermiş. Fakat demiş ki şu T1 sıcaklığında olsun. Bu da T2 sıcaklığında olsun. Hacme karşı basıncın grafiği olsun bu da demiş. Acaba demiş T1 mi daha yüksek sıcaklıktır? T2 mi daha yüksek sıcaklıktır? Ben hemen şuradan bir çizgi çekiyorum kıymetli gençler. Çektim. Hemen şuradan birleştiriyorum. P çarpı V değerini bulacağım. Ve bir de burası için P çarpı V değerini bulacağım. V değerim mesela diyelim ki 5 olsun şurası. Burası 5 olsun. Burası da 10 olsun. Uyduruktan veriyorum sayılarımı. Hemen Için, T2 sıcaklığı için çarptım 5 kere 5'ten 25 bulurum p çarpı v değerini. Buraya için yapıyorum 5 kere 10'dan 50 bulurum. P çarpı v değerini T1 sıcaklığı için daha yüksek buldum, 50 buldum. Bu demek oluyor ki T1 sıcaklığı daha yüksek bir sıcaklıktır ve burada basıncın daha büyük çıkmasının sebebi hacim aynı olmasına karşın basıncın daha büyük çıkmasının sebebi sıcaklığın yüksek olmasıdır şeklinde yorumluyorum ve T1 sıcaklığı T2 sıcaklığından daha büyüktür diyorum kıymetli gençler Yok eğer ki basıncımız 1 bölü V'ye karşı grafik edilirse dedik ki doğru orantı grafiği çıkacaktır o zaman ee, yine düz çizgiler elde edilecektir bu şekilde doğru orantı artış grafiği elde edilecektir burada da 1 bölü V'ye karşı grafik edildiğinde de bize sorulursa T1 sıcaklığı mı daha yüksektir T2 sıcaklığı mı daha yüksektir burada da yine kıymetli gençler T1 sıcaklığının daha yüksek olduğunu söyleyebilirim yerine sayılar koyarsak ee, yine aynı sonucu biraz önceki gibi bulmamız söz konusu olacaktır kıymetli gençler. Şuradan devam edelim birlikte. Tepkime vermeyen bir takım gazlar eğer birbirine karıştırılırsa e, bunda nasıl bir sonuç elde edilir buna bakalım. Tepkime vermeyen gazlar karıştırıldığında şöyle bir formülümüz var bunu kullanacağız. Ee, P1V1 artı P2V2 artı P3V3 artı nokta nokta artık kaç tane kap varsa eşittir P son çarpı V son. Mesela bununla ilgili bir soru karşımıza çıktığında şöyle bir soru. Birinci kabımızda bulunan gazın hacmi 4V'ymiş. Basıncı ise 6 atmosfermiş. İkinci kabımızda bulunan gazın hacmi 2V'ymiş. Basıncı ise 3 atmosfermiş. Aradaki musluğu açarsak ve bu gazlar birbirine karışırsa son durumda basınç ne olacaktır diye bize soruyor. Hemen ne yapıyoruz? Formülümüzü yazıyoruz. P1V1 artı P2 V2 eşittir P son V son şeklinde. Birinci kabım için P1 V1 6 kere 4'ten 24. İkinci kabım için P2 V2 2 kere 3'ten 6. 24 6 daha 30 yapar. O da eşittir P son. P sonu henüz bilmiyoruz. Fakat V sonu biliyoruz. Çünkü aradaki musluk açıldığında bunun hacmiyle bunun hacminin toplamı kadar bir kap hacmi olacaktır. O zaman 2 4 daha son hacim 6 yapacaktır 4 ile 2'nin toplamıyla. Bu tarafı 30 bulduk. Burayı da 6 P bulduk. P eşittir 36'ya bölersek 5 atmosfer olduğunu formülümüzü uygulayarak bulmuş olduk. Burada da bir sorumuz var. Diyor ki belli bir miktar klor gazı 760 Pardon 750 mililitre hacmindeki kaba 0.8 atmosferlik bir basınç uyguluyor. Sıcaklık sabitken e, kaç hacmi 150 mililitreye kap hacmi demek istemişiz herhalde. Şöyle düzenleyelim kıymetli gençler. Kap hacmi 150 mililitreye düşürüldüğünde basınç ne olur? Tekrar alayım. Belli bir miktar klor gazı 700 50 mililitre hacmindeki kaba 0,8 atmosferlik bir basınç uyguluyor. Sıcaklık sabitken kap hacmi 150 mililitreye düşürülürse basınç ne olur diye soruyor bize. Hemen ne yapıyoruz? Formülümüzü yazıyoruz. Diyoruz ki P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2. Bakıyorum P birim ne kadar? P birim 0,8 atmosfer. V birim ise 750 o zaman 0,8 çarpı 750. İkinci duruma geliyorum. İkinci durumda basınç belli değil. Zaten bize basıncı soruyor. Çarpı ikinci durumdaki hacim 150 mililitre. 150. P2'yi bulmak için tek bırakırım. Sonuç nedir? Bu tarafı 150'ye bölersem şayet 4 atmosfer olduğunu bulmuş olurum son durumda. Ee, tabii ki şöyle de düşünebiliriz. Ee, şimdi kabın hacmi 750 mililitreden 150 mililitreye e, düşürülmüş. E bu ne demek? E, 750'den 150'ye düşmesi yaklaşık olarak 5 kat. Evet 5 kat e, kap hacminin azalması demek. Bunun 5 kat artması e, ne anlama geliyor? Basıncın 5 kat bunu 5 kat azalması basıncın 5 kat arttığı anlamına geliyor. Dolayısıyla 5 kat artırmışız yani burada da. Oradan da direkt çözebilirdik. Hacim 750'den 150'ye inerken 5 kat azaldığına göre basınç da 5 kat artacaktır. Çünkü ikisi birbiriyle ters orantılıdır deyip 0.8'i 5 ile direkt de çarpabilirdik kıymetli gençler. Hemen gelelim şuradan ayarlayalım şu şekilde. Bu sorumuzda da helyum, argon yani birbiriyle tepkime vermeyen bir takım gazlar. Buraya da amonyak gazı koyulmuş. Deniliyor ki bunun hacmi 3 ve basıncı ise 6 p. Argonun hacmi 2 ve basıncı ise 2 p. NH3'ün hacmi 5 ve basıncı ise 10 atmosfer olacak ya da 10 p olacak şekilde ayarlanmış. Kaplar arasındaki musluk açıldığında son basınç ne olur diye soruyor bize. Ne yapıyorduk kıymetli gençler? Sabit sıcaklıkta gerçekleşen bu tür deneylerde P1 V1 artı P2 V2 artı P3 V3 eşittir P son V son denklemimizi uyguluyorduk. P1 V1 6 kere 3'tür. P2 V2 2 kere 2'den 4'tür. P3 V3 ise 10 kere 5'ten 50'dir. 18 4 ve 50 bulduk. Hepsini topladığımızda 72 bulduk kıymetli gençler. Eşittir. Bakalım son durumda hacim ne? 5V buradan 2V de buradan 7V. 3V de buradan 10V. Dolayısıyla yeni hacmimiz son hacmimiz 10. 10 çarpı P. O zaman P eşittir 72 bölü 10'dan son basıncın 7,2 atmosfer olduğunu bulduk kıymetli gençler. Burada bir tekrar yapma ihtiyacı da duydum. Basınç birimleri hatırlayacak olursanız eğer bir atmosfer 760 mm civa eğer milimetre civayı santimetre civaya çevirecek olursam bir sıfırı yok olur. 76 da santimetre civa anlamına geliyordu. Eğer basıncı iki katına çıkarırsam 2 atmosfer o zaman burayı da 2 ile çarpmam gerekir. 1520 milimetre civa anlamına gelir. Burayı da 2 ile çarparım 152 santimetre civa olur. Eğer ben basıncı yarıya düşürürsem bir atmosfer yerine 0,5 atmosfer dersem o zaman 760 milimetreyi de yarıya düşürürüm. 380 milimetre civa olur. O da 38 santimetre civa anlamına gelmektedir kıymetli gençler. Peki 1 milimetre civa tor açısından nedir? 1 milimetre civa bir tor demektir. O zaman bir atmosfer yani 760 mm civa 760 tor anlamına gelmektedir. Açık hava basıncını ölçen aletlerin adı barometre. Kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçen aletlerin adı ise manometreydi. Hacim birimlerine geldiğimiz zaman hacim birimlerini de litre ile ile gösteririz. Ve litre 1 desimetre küp anlamına gelmektedir. Mililitreyi ml ile göstermekteyiz. Mililitre de 1 santimetre küp anlamına gelmektedir. 1 litre 1000 mililitre 1 desimetre küp de 1000 santimetre küp anlamına gelmekte. Çünkü mililitre ile santimetre küp aynı şey. Litre ile de desimetre küp aynı şeydir kıymetli gençler. Bir dahaki dersimizde Charles yasasını görmek üzere. Hoşçakalın.